Ben eşim ilkin amcam muhtardı. İki dönem amcam muhtar oldu. Ondan sonra eşim oldu. Eşim bir müddet sonra ben oldum 1999'da. En azından ilk kadın muhtardım zaten. Ondan sonra tekrar eşim oldu. İşte eşim 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 geldim bu sefer ben bu dönem oldum. 50 senedir muhtarlık bizde. Ve alıştık muhtarlığa. Köyümüze yardım etmeyi seviyoruz. İşte köyümüzün kanalizasyonu, kilitli parkesi, işme su şebekesi, yollarını, şey mezarlık şeylerimizi tel örgüyle çekmişiz. Çeşmesini yaptırmışız. Yani elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Özel idare de bize çok yardımcı oluyor. Onlardan da Allah razı olsun. Ve Cumhurbaşkanımıza büyük bir saygı duyuyorum. O muhtarlık muhtarları değerini değerini bir şey bizlere bildirdi ve ondan çok memnunuz. Yani Allah başımızdan eksik etmesin. En önemlisi o bence. Yani bize çok önem kazandırdı. İlkin ben 1999'da muhtar olduğum dönemde kimse muhtarlık diye bir şey bilmiyorlardı. Gerçekten bilmiyorlardı. Zaten maaş yoktu, primler yoktu ve maaştan ve primden öte bize de, bizim değerimiz arttı. Ben ona önem veriyorum. Onun için yani sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz buradan. Allah bin kere razı olsun. Evet. Ve kadınların ayaklarının üzerinde durmasını çok istiyorum. Hiçbir kadın bence bir erkeğe bağlanmaması lazım. Bunu biliyor, bunu bilinci içinde olsunlar ve ayaklarının üzerinde dursunlar. Kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya başlasınlar. Evde oturmakla olmuyor gerçekten. Benim çocuklarım da var okumasını çok istiyorum ve bir yerlere gelmesini istiyorum. Hiç kimse ekonomik özgürlüğü olsun bir kadının. En önemlisi o bence. Kimseye muhtaç olmasınlar. Ve kadınlar da her girdiği işte başarılı oluyor. Onu yani ben etrafımda da görüyorum. Şimdi önceden muhtardı, şimdi azam oldu. <laughs> Ve eşimden çok memnunum. Eşim öyle şey değil. Bizim evde demokrasi var. Yani eşim kesinlikle şey etmez yani. Ben az oldum, sen muhtar oldun. Öyle bir söz konusu bile değil. Kendi zaten dedi ki sen bu dönem muhtar ol. Yani o konuda biz bayağı anlaşıyoruz. Ve ben yani şeyim, özgür bir kadınım. <laughs> yani eşim de bana yani karışmaz. Gerçekten güveniyor. Sonsuza ben de eşime. Yani hiçbir sorunumuz yok. E, Valla kendi dedi bu sefer sen muhtar ol dedi. Aslında ben biraz şeyim girişken olmayı seven bir insanım. Yani mücadele etmeyi seven bir insanım. Biz El doğduk büyüdük okulumuzu orada okuduk. Sonra babalarımızın dolayı köye geldik ve burada yerleştik. E Burada da bir şeyler yapmaya çabaladık. Yani oturmakla olmuyor gerçekten olmuyor. Yani bir şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye, bir, bir insana bir ufak da olsa bir faydan olması çok çok önemli. İşte o tür şeyleri, yani ben oturmayı sevmiyorum aslında. Ondan dolayı, o da benim bu huyumu biliyor. Ondan dolayı yani bir devir aldık. İki, oğlunun da, oğlunun evet, iki dönem amcam oldu, benim amcam. Altı dönem eşim oldu, iki dönem de ben oldum. Benim dört kızım var büyük kızım evli İstanbul'da. İkizlerim var burada. Bir de en küçük kızım gazeteciliği okuyor son sınıf. Ben örnek almalarını isterim. Ben her zaman sadece benim tek yani benim kendi çocuklarım için değil bütün çocuklar için de güzel bir gelecekleri olmasını istiyorum ve oturmalarını da istemiyorum. Güzel bir gelecekleri için sadece kendi çocuklarım için değil herkes yapsın bunu. Yani sadece kendi çocuklarını düşünmeyeceksin. Karşıdakini de düşüneceksin. Ben öyleyim yani her kesinde çocuğu okusun, kendi ayaklarının üzerinde dursun. Bir yani kız çocukları çok önemli benim için. Ayaklarının üzerinde durmaları lazım. Ee, yani benim yaptığım muhtarlık dönemim 6 dönem, 30 yıl. Ee, bu dönemde eşim muhtar oldu yine. Daha sonra da eşimin yanında ben aza oldum. Ee, bu şekil devam ediyor. E, ee, eşime de destekliyorum yani. Eşim de bu konularda daha girişken, daha iyi. Yani benden daha iyi diyebilirim. Köyünde hemen hemen bütün işlerini yani yapmıştır. Yapıyor da, yapmaya da devam ediyor. Tabii ki annem çok girişken bir kadın yani her işte öyle. Hani konuşması olsun, işleri olsun. Hani anneme özeniyoruz yani gerçekten. Anneme örnek almaya çalışıyoruz. Dört kız kardeşiz. Yani annem herkese, bütün kız çocuklarına da örnek, bize de örnek. Çünkü annemin konuşması, girişkenliği her işte çok başarılı yani. Örnek alıyoruz. İnşallah da öyle güzel devam eder.